Yani Sarrac'ın liderliğindeki Trablus hükümetinin bu müspet tutumuna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi ama sonra ne yazık ki evet, Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı. Ama heyetimiz oradaki o dürüst duruşunu sergileyerek imzasını arkadaşlarımız attı ve şu anda belge, evrak, her şey bizim elimizde. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter'le ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.